Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam yine Karadeniz'den gideceğiz. Şimdi size ablamın bana verdiği bir tarif olan mısır ekmeği yapacağım. Yalnız bu mısır ekmeğini çok iddialıyım. Bütün herkesi pistten çekilmeye davet ediyorum. Bunu yapın. Yedirin millete, en kralsız olacaksınız. Böyle bir tarif bulamazsınız. Malzemelere geçelim. 3 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, 2 tane yumurta, 2 tane kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı şeker. Burada orta yağlı peynirim aşağı yukarı 1 su bardağı kadar. Şimdi işleme başlayalım. Tabii mısırımız var, o ayrı. Önce şu 2 tane yumurtamızı kıralım. Bunları oda sıcaklığına getirdim arkadaşlar. Biraz beklettim dolaptan çıkarınca. Kabuğunu alalım şöyle. Yumurtaları kırdıktan sonra yoğurdumuzu atıyoruz. Bir bardak sıvı yağımız, bir bardak süt, tuzumuz ve şekerimiz atıyoruz, kabartma tozunu atıyoruz, önce bu sıvı malzemeleri bir çırpalım güzelce. Yoğurdun ve yumurtanın fıtırı kalmayacak kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Daha sonra peynirimizi atıyoruz. Peynirimiz orta yağlı. Çünkü bu iş bitince bir sömür yapacağız. Karadenizlerin meşhur yemeği. Onu da yağlı peynir kullanacağımız için bunu orta yağlı yaptım. Bir bardak unumuzu da katıyoruz. Bu beyaz un buna yumuşaklık veriyor arkadaşlar. İşin sırlarından bir tanesi bu. Şimdi aldığı kadar mısır un atacağız. Yavaş yavaş. Mısır ununda su değirmeni. Eğer bulabilirseniz su değirmeni mısır ununu kullanın arkadaşlar. Bunda bir de kavrulmuş un kullanmayın. Kavrulmuş un bunda güzel olmaz. O muğlama için. Unun hepsini birden atmıyoruz. Karıştırırken kolaylık olsun. Karıştırma işlemimiz bitti. Şimdi güzelce yağladığımız fırın tepsimize bunu döküyoruz. Kaşıktan yardım alalım. Şöyle bir büyük kaşık yardımıyla tavaya, tepsiye eşit bir şekilde yayalım arkadaşlar bunu.
Daha sonra kaşıkla şöyle bir düzleştirelim. İşimiz bitti mi? Tabii ki hayırı. Burada yapacağımız bir farklı bir şey daha var. Bu işin vurucu noktası. Yoğurdumuzu alıyoruz. Hamurumuzun üstüne döküyoruz. Bir kaşık yardımıyla bütün hamurun üstünü sıvıyoruz. Bu tarifin sırlarından birisi bu arkadaşlar. Gerçekten bunu yoğurt enfes yapıyor. Her yere gelsin, bir zar tabakası olsun yeter. Fırınımızı 175-180 derece arası ısıttık. Bu fırında aşağı yukarı 1 saat kadar pişecek arkadaşlar. Yalnız pişirmeden evvel ekmeğimizi şu şekil keselim. Keselim ki bize pişince kolaylık olsun. Ebatları sizin istediğiniz şekilde olabilir. Hadi bakalım fırına girsin şimdi. Mısır ekmeğimiz pişti arkadaşlar. Böyle nar gibi kızaracak bu. Şimdi ne yapacağız? Sömür yapacağız. Somur ya da sömür derler böyle Karadenizler. Şöyle ekmeklerimizi önce bölüp bir kasenin içinde ufalayacağız. Arkadaşlar şimdi bu mısır ekmeğini ben böyle birazcık ince pişirdim. Hem içi mükemmel pişiyor. Hem de sömür yapacağımız için kabuğu daha çok olsun istedim. Şimdi bunları böyle sıcakken atıyoruz bir kaseye. Kuşbaşı hale gelene kadar şöyle doğrayacağız. Mısır ekmeklerimizi böyle doğradık. Şimdi bunun içine iki kaşık tereyağı atıyoruz. Ufaladığımız sert yağlı peynirlerden de isteğe kadar atıyoruz böyle. Bunları ekmek sıcakken yapıyor. Şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Tereyağının erimesini bekliyoruz. Tereyağımız eridi. Peynirimiz de erimek üzere. Arkadaşlar bu şimdi böyle kaşıkla yenecek. Ben bunu özel dediğim gibi kabukla yaptım. Kabuklu daha böyle güzel oluyor. Çıtır çıtır oluyor kabukları. Bunun adı sömür ya da sumur. Bazı Karadenizler bilir. Herkes de bilmez. Çok lüks oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup zilleri açmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.